Merhaba arkadaşlar. 2018 yılında henüz restorasyonu bitmemişken ziyaret ettiğim ve videosunu çektiğim Binbir Direk Sarnıcı'na tekrar geldim. 2018 yılına ait görüntüleri videonun sağ üst köşesindeki linkten izleyebilirsiniz. Sarnıç'tan biraz bahsedelim. Sarnıcın asıl adı Philoxenus Sarnıcı'dır. Evliya Çelebi bu sarnıçtan Peykhane Su Sarnıcı olarak bahseder. İstanbul sakinleri tarafından ise Bilezikli Sarnıç, Bilezikli Saray, Sütunlu Saray adları ile de bilinir. 1. Konstantinus Roma İmparatorluğu'nun başkentini İstanbul'a taşıdığı zaman şehre yerleşen senatör Philoxenus, hipodrom yanında yani bugünkü adıyla Sultanahmet Meydanı yanında kendi adını taşıyan sarayı ve bu sarnıcı yaptırmıştır. 4. yüzyılda yapılan bu sarnıç, şehrin ve o dönemin Bizans saraylarına su sağlıyordu. Philoxenus'un anlamı yabancı seven demektir. Yaygın inanışa göre sarnıç çevresinde bir hastane vardı ve hastanenin su ihtiyacı buradan sağlanıyordu. Bazı tarihçiler de 6. yüzyılda yapıldığını öne sürerler bu sarnıcın. Sütunların üzerinde görülen NK harfleri 1. Konstantinius'a atfedilen zafer simgesi olduğundan bu iddia pek de geçerli sayılmaz. 7. yüzyılda da yapıldığını öne süren tarihçiler de vardır. Sarnıcın mimari özelliklerinden kısaca bahsetmek gerekirse, adı gibi binbir direğe sahip değildir. 3500 metrekarelik bir alana sahip sarnıç içinde tonozları, kemerleri taşıyan 224 adet sütun bulunuyor. 14 sütunlu 16 sıra halinde sıralanmışlardır ve her sütunun arası 3.8 metre ile 4 metre kadardır. Sütunların boyu 12.5 metredir. Zeminin altındaki kısmı dahil edersek 18 metreye kadar çıkıyor bu uzunluk. Duvar tuğlaları su geçirmez Horasan harcıyla kaplıdır. Kemerlerle birbirine bağlı olan bu mermer direkler Marmara Adası'nın mermerlerinden oyulmuştur. Zaten Marmara, mermer demektir. Sütunlar yekpare yani tek parça değildir. Tabandan tavana uzanan iki parçanın arasında silindir biçiminde mermer kasnaklar var. İki parça halindeki sütunlar kasnaklarla üst üste konmuş. Sütunla kasnak arasında da ağırlığı yayması için kurşun dökülmüştür. Ama zamanla bu kurşunlar kazınmış ve oradan çıkartılmıştı. Her bir sütunun 500 ton ağırlık taşıyabildiği hesaplanmış. Demek oluyor ki sarnıcın 112 bin ton taşıma kapasitesi var. Sütun başlarında herhangi bir süsleme, yontma yoktur. Piramit şeklinde tek tip yontulmuştur taşlar. Bu da yere batan sarnıcındaki gibi sağdan soldan toplanan sütunlardan değil de özel olarak üretilmiş malzemelerden inşa edildiğini gösteriyor. Tavanı örten tuğlalar dahi seramik, kireç ve küfeki tozundan pişirilmiştir. Yere batana saray denilmesine karşın görkemli ve özel bir yer olan Binbir Direk Sarnıcı'na saray denmemiştir. İstanbul'un fethinden sonra Osmanlı şehrin su ihtiyacını artık kemerler vasıtası ile şehre getirdiği için Binbir Direk Sarnıcı da su ile ilgili işlevini yitirmiştir. Sarnıcın üzerinde 17. yüzyılda Köprülü Fazıl Ahmet Paşa'nın konağı vardır. Büyük bir yangından sonra konağın tüm enkazı sarnıçta bir delik açılarak içine atılmıştır ve uzun zaman bu sarnıç molozla dolmuştur. 19. yüzyılda da aslanhane olarak kullanılmıştır. Aslanların bağlanması için ahşap döşemeler, parmaklıklar yapılmış, aslanlar, kaplanlar, yırtıcı hayvanlar buraya getirilmiş ve burada muhafaza edilmiştir. Aynı yüzyılın sonlarına doğru da ipekçilerle iplikçilere tahsis edilen sarnıç, ahşaptan bir merdivenle desteklenmiştir. Tezgahlar, çıkrıklar kurulmuş, hava alması için birçok yerden tavanda delikler açılmıştır.
Bu nemli ortamda kolaylıkla bükülebilen iplikler bez ve kumaş yapımında kullanılıyordu. Bu yüzyılda ise tepesinden açılan deliklerden içeri atılan molozlarla ve çevredeki binaların kanalizasyon giderlerinin bağlandığı her türlü şeyin içine atıldığı bir yer olarak uzun süre kalmış Sarnıç ve 1995'te başlayıp 2002'de son bulan restorasyonda ise yeniden hayat bulmuş. 7 yıl boyunca yüzlerce kamyon moloz ve atık çıkarılmış Sarnıç içerisinden. Zeytinburnu sahilinde dolgu yapılmış bu moloz ve atıklardan. Sonrasında bir süre içinde lokanta, kafe, benzeri turistik yerler açılmış ve çok da fazla rağbet görmemiş. Bugün yapılan bu son restorasyondan sonra ilginin giderek artacağı bir mekan olması olası. Çünkü gerçekten çok temiz, çok güzel, nizamlı bir restorasyon yapılmış ve içerinin aydınlatması çok güzel. Giriş ücretlidir ve müze kart geçmiyor arkadaşlar. Birçok yabancı seyyahın uğrak yeri olmuş Binbir Direk Sarnıcı. Hakkında çok güzel hikayeler, kitaplar yazılmış. Binbir Direk Sarnıcı videomun bu bölümünde 1837'de İstanbul'u ziyaret edip her tarihi noktasını gezen Julia Pardoe'nin Sultanlar Şehri İstanbul adlı eserinin Binbir Direk Sarnıcı gezisiyle ilgili olan kısmını kısaca anlatmak istiyorum. Çemberli Taş'tan sonra sütunlarının sayısına atfen Türklerin Binbir Direk adını verdikleri Sarnıcı'ya geçtik. Muazzam genişlikteki bu yeraltı yapısının çatısı gerçekte her biri iki veya daha çok sayıda bloktan teşekkül eden kaba mermerden yapılma 224 sütunla destekleniyor. Ayasofya'nın temelleri atılırken çıkan toprağı biriktirmek üzere suyun yolunu değiştirerek Sarnıç kurutulduğu için bugün sütunların üçte biri toprakla örtülü. İpek eğriciler burada çalışıyorlar ve ziyaretçilere öyle alışıklar ki daha ilk basamaktan indiğinizi gördükleri anda hepsi çıkrıklarını bırakıp bahşiş diye bağırmaya başlıyorlar. Tavanla aynı hizadaki ızgaralı dar pencerelerle aydınlanan yeraltı sarnıcının 3 farklı yerinde bir zamanlar buraya akan suyun geçişiyle taşlarda açılmış olan kanallar görülebiliyor. Kemerleri girintilerden uzayarak yansıyan sesler öylesine akisler yapıyor ve tabiatüstü bir tını uyandırıyor ki zebanilerin fısıltılarını andırıyor. Binbir Direk'ten çıkmak üzereyken İpek eğricilerden biri yakınlarda küçük bir bodrum daha bulunduğunu söyledi ve bizi oraya götürmeyi teklif etti. Aynı zamanda dürüstçe bir tavırla son derece havasız olduğunu ve çok az kişinin meraklarını gidermek için aşağıya inmeyi göze aldığını itiraf etti. Oraya da gittik ve 50-60 kişinin devamlı çalıştığı bir ipekli kumaş imalathanesine çevrilmiş olduğunu laf arasında öğrenince isteksizliğimiz biraz azaldı. Eski bir yangının mezbelesinden kısa bir yürüyüş bizi bu ikinci bodrumun dar kapısına getirdi. Bir düzine basamak inmemiştik ki rehberin bize verdiği malumatın doğruluğuna ikna olduk. Sanki vücudumuza ıslak bir çarşaf dolanmış gibi hissediyorduk. Pamuk çıkırıklarını çeviren sefil haldeki insanların manzarası havanın sıhhatsizliğini kafi derecede ortaya koyuyordu. Hepsi de ölü beyazlığındaydı ve canlı cenazelere benziyorlardı. Binbir direğe yaklaştığımızda birbirine karışan sesler işitmiştik. Ama şu an kendimizi içinde bulduğumuz bodrum tamamen sessizlik içindeydi. Bütün gözlerin merak ve şaşkınlıkla bize dönmesi, burada çalışanların yabancıları görmeye alışık olmadıklarını ikna edici bir delili oldu. Aşağıya iner inmez, orada kaldığımız müddet içinde devamlı hareket etmemizi teklif ettiler. Yaptıkları işte devamlı hareket ediyor olmalarının kendilerini hasta olmaktan, mahvolmaktan koruyan tek şey olduğunu iddia ettiler. Hatta birkaç hafta önce imalathanelerden birini ziyarete gelmiş olan bir adamın hüzünlü hikayesini anlatarak bu iddialarını da desteklediler. Adam birkaç saat boyunca yaygının üzerinde oturup sessizce tütün içmiş. Sonunda komaya girerek ölmüş. Şarkta yani doğuda aşağı sınıftan insanlar mesleği hakikaten hekimlik olmasa da
her yabancının, her Frank'in şifa verme sanatını az çok bildiğine yaygın olarak inanıyorlar. Anında etrafımızı saran bir grup soluk benizli adam, zavallı babamdan yardım ve tavsiye isteğinde bulundu. İyi niyetli İsmail Efendi, kokuşmuş havanın yarattığı ve tıbbın yardımcı olamayacağı rahatsızlıklarını büyük bir sabırla dinledi ve onlara reçete yazmayı gönüllü olarak üstlendi. Julia Pardoe'nin anılarında da gördüğümüz gibi zamanında burada çalışan iplikçiler çok zor şartlarda çalışmışlar ve hastalanmışlar. Seyyahlara konu olduğu gibi kitaplara ve öykülere de konu olan Binbir Direk Sarnıcı'nda anlatılan en ünlü öykü Tayyarzade'nin öyküsüdür. 18. yüzyılda anlatılan bir meddah öyküsü olan Tayyarzade 1873 yılında yazıya geçirilmiştir. 4. Murat devrinde yer alan öyküye göre Fazlı Paşa'nın kızı Gevherli yani Mücevherli Hanım Sultan babasından kalan saraya türlü oyunlarla düşürdüğü İstanbul zenginlerini önce soymakta sonra sarayın altında bulunan ve cezahane adını verdiği Binbir Direk Sarnıcı'na kapatmakta ve uşaklarına öldürtmektedir. Öyküyü inceleyen Reşat Ekrem Koçu Binbir Direk Batakhanesi'ni bir roman olarak yazmıştır. Okumanızı öneriyorum. Videomun bu son bölümünde ise zaman zaman sütunların üzerinde gördüğünüz bazı işaretler vardı. Bununla ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Sütunların üzerinde yer alan bu işaretler, bu harfler sütunları yontan usta ya da ustaların işaretleridir. Sütunlardan birinde Yunan harfleri ile Akilina yazılıdır ama anlamını öğrenemedim. Sütunların en tepesinde ve sütunların birleşme yerlerinde ve belki göremediğimiz daha birçok noktada bu işaretler, harfler mevcut. Elimden geldiğince gördüklerimi, fark edebildiklerimi kayıt altına aldım ve paylaştım bu videoda. Umarım Binbir Direk videom orayı tanıma konusunda, ziyareti etme konusunda size yardımcı olmuştur. İyi seyirler diliyorum.